Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Codeigniter 4'te modellerde callback metotlarının kullanmaktan bahsedeceğiz. nedir bu callback metotları? öncelikle ona değinelim. model sınıfını kullanırken arkadaşlar callback metotları bizim bu model sınıfı sınıfı aracılığıyla veri tabanında bir sorgu yapacağımız zaman bu sorgunun öncesinde veya da sonrasında callback ile belli başlı veya istediğimiz metotları çalıştırabiliriz. Şöyle örnek vereyim. Sizin bir kullanıcı kayıt sisteminiz var. Kullanıcı sisteme kaydoldu. Siz adını, soyadını, e-posta adresini, şifresini, telefonunu aldınız. de yakaladınız ve modele gönderdiniz. Şimdi modelde insert edeceğiniz yani insert metoduyla modele verdiğiniz modelin de veritabanına yazmasını bekliyorsunuz. İşte tam burada modelin callback metotlarına şunu diyebilirsiniz, diyebiliyorsunuz. İşte e, password hash veyahut da eee telefon prefix kontrol gibi metotlar yazarak işte insert etmeden önce password'ü hashle sonra insert et veyahut da insert etmeden önce telefon numarasının baş başını kontrol et yani ülke e, prefix'i var mı yok mu kontrol et on et ondan sonra kontrol et gibi metotlar yazabiliyorsunuz veyahut da sonrasında insert işleminin sonrasında işte kullanıcı başarılı bir şekilde eklendikten sonra diyorsunuz ki şu tabloda yeni bir data oluştur. Yani o kullanıcıya ait bir başka tablonuz varsa o tabloda o kullanıcının ID'si ile yeni datalar oluştur diyebiliyorsunuz. Örneklerle daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Hemen örneklerimize geçelim. Arkadaşlar hatırlarsanız bizim model models isimli klasörümüzün içerisinde user model isim, isimli bir sınıfımız vardı. Kullanıcı veri tabanımızdaki kullanıcı tablosuyla e, ilgili işlemlerimizi yapmamızı sağlayan. Şimdi biz buraya e, örnek olsun diye bir tane user password bir tane de user e, profil resmi ile ilgili bir tane sütun oluşturduk. Bu profil resmi ile ilgili şu anda değil ama bir sonraki videomuzda bununla ilgili güzel de bir e, videom gelecek. Şimdi iki tane daha tablomuz geldi. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Callback metotlarını kullanmak istiyoruz. Öncelikle şunu diyoruz. Producted allow callbacks diyerek bunu true hale getiriyoruz. Default olarak true geliyor diyor biliyorum ama ben yine de true hale getirmeniz gerektiğini söyleyeyim size. Eğer bunu false yaparsanız callback metotlarınızın çalışmayacağı anlamına geliyor. Daha sonrasında arkadaşlar bizim şöyle yapalım. Pardon. Producted Producted işte before insert diye bir değişkenimiz var. Bu değişkenimiz insert işlemi yapmadan önce çalıştırmamız çalışmasını istediğimiz metotları yazacağımız bir dizi fonksiyon isimlerimiz gelecek. Veya Producted after insert. Yine aynı şekilde burada insert işlemi yapıldıktan sonra insert işlemi yapıldıktan sonra çalışmasını istediğimiz metotları yazacağımız bir dizi e, yer ve arkadaşlar protected before update bunda da yine aynı şekilde update etmeden önce çalışmasını yani bir datayı user tablosunda bir datayı update ediyorsak bu da update işleminin gerçekleşmeden gerçekleşmeden önce yapmasını istediğimiz metot çalışmasını istediğimiz metotları yazacağız. Devam edelim. Projected. After. Update. Yine aynı şekilde bir güncelleme işleminden sonra devam edelim. Yine aynı şekilde bir silme işleminden sonra veya da silme işleminden sonra pardon şurada önce before delete de önce after delete de sonra. Şimdi metotlarımızı buradaki değişkenler içerisine yazacağız. Başlamadan önce controller klasörümün içerisinde bulunan backend klasörü içerisinde kullanıcı controller'a geldim. Burada da yazabiliriz. Yeni bir controller de oluşturabiliriz. Şu an karar veremedim. Yeni bir kontrol yani controller'da yazdığımız kodların çok bir önemi yok. Çünkü bütün işlemler modelde dönecek. Buradaki sadece işte ne diyelim. Hatta buraya yeni bir kod yazmaya da gerek yok. Direkt şuradaki ekle işleminde ekle ekle metodunu ve sil metodunu kullanabiliriz. Şuraya sadece iki tane daha data ekleyeceğiz. Birinci user password ikincisi de User Profile Picture Evet. Ekleme metodunu kullanacağız dedik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Nerede bizim kodlarımız? Evet burada. Şimdi before insert metodunda şunu yapalım. Bir tane fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyon kullanıcı eklemek istediğimiz zaman kullanıcının şifresini alsın, hashlesin ve ekleme işlemine devam etsin. Producted. Function dedik, password hash olsun metodumuz adı. Data diye bir e, parametre alacak. E, ne yapalım? Data data kullanıcıdan ne diye alıyorduk? User password diye bir değer alıyorduk. Eşittir. Şöyle password hash algoritmasını kullanalım. Burada arkadaşlar diyoruz ki data data diye bir dizi içerisinde user password algo password default şu alanda kaldırabiliriz. Şu anda ne yaptık arkadaşlar? Burada return data diyerek geri dönelim. Şu anda ne yaptık? Bu password hash metodu içerisinde biz kullanıcının göndermiş olduğu controller'dan modele gelen datalar içerisinde password, user password isimli isimli datayı password hash metoduyla hashleyip geri döndük. Bunu şuraya ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Password hash diyeceğiz. Güzel. Before insert için bir tane metot yazdık. Ve bir çalıştırıp test edelim arkadaşlar. Evet ne diyorduk? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde eklendi dedi. Veri tabanımıza gidelim bakalım. Bir ekleme işlemi var mı? Burada da görmüş olduğunuz gibi user password'u hashlenmiş bir şekilde ekledi. Bir de bu hashleme işlemini yapmadan eklemesini isteyelim. Şu datayı istedim burada. Tekrar ekledi başarılı bir şekilde. Bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi user password Hashlenmemiş, hashlenmemiş bir şekilde geldi. Yani biz burada before insert'e vermiş olduğumuz metot başarılı bir şekilde çalışıyor. Şurada kullanıcıyı tekrar silip tekrar oluşturdum. Evet arkadaşlar şu anda her şey before insert metodu başarılı bir şekilde çalıştı. Bir tane daha yazalım. O da projected function fon prefix olsun prefix prefix Burada da yine aynı data alacağız. Bu datamız da aynen buradaki gibi bir işlem yapacak. Yani eklemeden e, ekleme işleminden hemen önce telefon numarasının e, prefix'ini yani ülke kodunu kontrol edecek. Eğer yoksa işte 09 veya 9 ekleyip gönderecek. Bunun için de şöyle diyelim. Ne arkadaşlar? Data içerisinde bulunan data user Phone a sıfırla birinci yani birinci sıradaki karakterini alacağız if diyoruz ki first char eşittir eşit eşit ise sıfıra diyoruz ki aynen data aynısını yazacağız <laughs> user form eşittir şurayı kopyalayalım artık şöyle olacak. 0 eşitse başına 0,9 koy dedik. Hmm. Sonrasında return data değil. Çok da uzatmadan. Şimdi bir kullanıcı daha ekleyelim bir tabanımıza. Burada adı test olsun. Savaş olsun. User phone sonu 9 olsun bunu. Şimdi tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Savaş kafadan başarılı bir şekilde eklen dedi. Telefon numarasına bakalım. Kullanıcının telefon numarası. Başına 9 eklemedi. Ha, çok özür dilerim. Bunu before insert'e eklemedik bu. Telefon prefixi ile ilgili alanı. Tekrar çalıştırıyorum. Başarılı bir şekilde ekledi görmüş olduğunuz gibi telefon numarasının başına 9 koydu. Before insert'ü anladığınızı düşünüyorum. After insert'e geçelim. After insert'te arkadaşlar kayıt işlemi bittikten sonra yapmasını istediğiniz işlemi yazacağınız metotlar barındırıyor. Şöyle bir şey yapalım. Veri tabanımıza bakarsak burada bizim verification isimli bir tablomuz var. Bu da kullanıcının doğrulama kodlarını, doğrulama keylerini, sürelerini sakladığı bir tablo. Biz kullanıcı kayıt olduğu anda, yeni bir kullanıcı kayıt olduğu anda verification tablosuna bir tane data eklememiz lazım. Niye? Çünkü bu data içerisinde user tablosu içerisinde kaç tane kullanıcı varsa doğrulama tablosu içerisinde de o kadar data olması gerekiyor. Çünkü bu tablo, verification tablosu user tablosu ile ilişkili olarak çalışıyor. Bizim bu örneğimizde de yeni bir kullanıcı sistem başarılı bir şekilde eklendiği zaman ne yapacak? Gidecek verifikasyon ee, verification tablosuna bir tane daha kullanıcı oluşturacak. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Burada bir mesaj yazalım. Burada Verify model diye bir olsun olsun burada. Verification model tanımlayalım. Verify model insert diyerek ekleme işlemini yapalım arkadaşlar. Insert içerisinde bir array veriyoruz. Bu array'imizin içerisinde şu modelimize bakalım. Bir user id'imiz olacak. Bir verification verify phone kod. Şimdi user id şöyle bir data isteyelim. Data'dan alacağız id diye. Verify key'imiz ne olsun? Şöyle yapalım. Codeigniter 4'ün nimetlerinden yararlanmak lazım. Bu da telefon doğrulama kodumuz olacak. Alt karakterli. Bu da e, verifi 48 karakterli. Böyle yazdık değil mi? Bakalım. Alfa. Alfa'ymış. demiş. Alfa demiş. Alfa. Güzel. Şimdi bu şöyle küçük harfler. Verification insert'ü after insert'e verelim bir insert işlemi yapacağız ve verification tablomuz içerisinde datanın eklendiğini görmek istiyoruz. Kontrolüre gelelim burada. Veli Veli ki olsun. Test password kalsın. Şimdi ekleme işlemi tekrar yapalım veri kafadan başarılı bir şekilde eklenin dedi. Pardon. Şu anda user'a veri kafadan gelmiş. Bir verification tablomuza da görmüş olduğunuz gibi user ID 11 olarak gelmiş. Peki kullanıcı user ID'si kaçtı? 11. Verification key'imiz gelmiş. Bir de telefon doğrulama kodumuz gelmiş. Burada after insert metodumuzda başarılı bir şekilde çalışmış görünüyor arkadaşlar. Birkaç tane daha istiyorsanız te test edelim. Şurası 2 olsun. Sabbet diyelim. Bir daha çalıştıralım. Sabbet de başarılı bir şekilde eklendi. Görmüş olduğunuz gibi 12 numaralı kullanıcının da doğrulama bilgileri sütununa başarılı bir şekilde eklenmiş oldu. Before update, before update de şuradakilerin aynısını çalıştırabilirsiniz. Yani kullanıcı kendi profilini bilgilerini güncelliyorsa yani password'ü tekrar hashlemeniz gerekebilir. Yani telefon prefiksini tekrar kontrol etmeniz gerekebilir. Ee, update e, bir after update dedi de arkadaşlar. Bunu çalıştırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kullanıcı kaç işlemi gerçekleştirdiği anda biz verification'da bir data oluşturduğumuz için update'de tekrar yine bir data oluşturmamıza gerek yok. Burada neyi güncelleyebiliriz? Ee, güncellememiz gereken bir tablo varsa işte update'ten sonra o tabloyu tetikleyecek bir metot yazabiliriz. Before delete bunun için şöyle bir şey yaparım. Kullanıcı iyi biz diyelim yönetim panelimizden bu kullanıcıyı kaldırdık. Aynı zamanda verification tablosundaki kullanıcının e, datalarını da kaldıralım. Şöyle bir şey yapalım. Kimi kaldıracağız arkadaşlar? Datadan User IDC Şuradan bakalım. User IDC ile eşleşen kullanıcıyı kaldıracağız değil mi? Burada Data ID Sıfır diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Bu kullanıcı kaldırmamız kaldırmasını isteyeceğiz. Aslında yani soft delete açık olduğu için nerede? Da 100 soft delete açık olduğu için kaldırmayacak. delete et sütununa bir tane tarih ekleyecek. Şu anki silinme tarihini. Burada kal silme ile ilgili bir evet şurada var. Kullanıcımızın ID'si kaç? User'da 11'i kaldıralım. İkisinde de olan bir şey olsun. 11 numaralı kullanıcı sistemden silelim. Sil slash 11. Kullanıcı sistemden kaldırıl dedi. User'a bir bakalım. Kaldırılmış mı? Bunların tamam bana niye sıfır bastı şu anda? Bizim tablomuzdan bir hata var acaba. Evet, şurada şöyle bir hata var. Şurası nul olacaktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şunların nul olması lazım. Şunu da nul yapalım, tekrar deneyelim. karşılık olmasın. Burada sorun var mı? Yok. Tekrar siliyorum. Kullanıcı sistemden kaldırıl dedi. 100 lira geldim. Baktım, evet. Silme tarihini eklemiş. Verification'a e geliyorum. Buna eklememiş. Neden eklememiş? Güzel. Neden? Çünkü bu metodu biz e, after delete e eklemedik. Yani kullanıcı sildikten sonra verification tablosundaki değeri de sil demedik. Şunu null yapalım. Tekrar çalıştıralım. 11 numaralı kullanıcı kaldırıldı silme tarihini ekledi. Geldi burada 11 numaralı kullanıcının doğrulama tablosundaki değerlerinde kaldırmalı tarihini ekledi. İkisine de aynı tarih mi? 21.07.06. 21 21.07.06. 21 .21 İkisine de aynı tarih ekledi arkadaşlar. bunlarla da ilgili aklıma örnek gelmiyor. Silmeden önce yani kullanıcı silmeden önce ne yapabiliriz? Yani kullanıcının Keşte veya da ön bellekte varsa onları kaldırabiliriz. Güncelledikten sonra yani bunlarla ilgili e, siz örnek bulabilirsiniz. Yalnız kalback e, metotlarının kullanımı bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.